Dostlar merhabalar, merhabalar. Hilal TV ekranlarından, Portakal kabuğundan yine bir canlı yayınla ekranlardayız. Yine bugün sizleri ekrana kilitleyeceğiz. Neden mi? Bugün çok önemli bir konuyu konuşacak. Benim de biraz ilgi alanıma çok giriyor. Astrolojiyi konuşacağız ve çok değerli bir konuğum da olacak bugün. Efendim neler yapacağız? Biraz da ondan da bahsedelim. Efendim üç ayrı lezzeti bugün sizlerle buluşturacağım. Önce revani yapacağız. Şerbet de bir tatlı. Şerbetini de önceden her zaman olduğu gibi onu kaynattık ve ılınmaya bıraktık. Ve bugün benim kendi spesiyelim olan bir büftek yapacağız. Neden kendi spesiyelim? Çünkü büftek çok farklı şekillerde yapılabiliyor ama ben bugün tabak yaptım. Özel milföyden tabak yaptım. Siz de inşallah sevdiklerinize bu tarzda hazırlarsanız hem sunumu çok güzel oluyor hem de yemesi de bir inanın o kadar güzel. Bir de bir salata yapalım dedim. Ben biliyorsunuz bu mutfağımda sürekli salata yapıyorum ve farklı farklı salatalar yapıyorum. Bugün közlenmiş sebzelerle patates salatası yapacağız. O da çok lezzetli, çok doyurucu bir lezzet olacak. Hepsi şu an mutfağımda, ada mutfağımda yerlerini aldı ama dediğim gibi öncelikle her zaman olduğu gibi masamızın ana kraliçesi tatlı ile başlayacağız. Ama siz değerli izleyicilerimle birlikte ben bugün konuğumun adını sizlerle paylaştırmak istiyorum. Efendim araştırmacı yazar Ayhan Özcimbit. Doğru mu söyledim evet, efendim? Doğru söylediniz. Hoş geldiniz. Hemen herkes böyle bir söylemede bazen yanlış söyleyebiliyorlar. Çünkü bir sürü sessiz harf var soyadımda. Polonya soyadı gibi biraz. O yüzden de yanlış okuyabiliyorlar. Ama siz doğru okudunuz. Kova burcunun biraz etkisi olsa gerek mi? Ben bir kova burcuyum. Hemen evet, araya sıkıştırayım. Zeki burçlar çıkıyor. Yani zeki burç kova burcu. Hava grubunun akıl burcu. Aklın soğuk kanlılığıyla düşünebilen bir burç gerçekten. Yani kova bir de hani burçlar içerisine baktığımızda sabit diye geçiyor, sabit. Ben onu işte Kabe'de biraz sonra konuşacağız. Doğu tarafında aynı zamanda Mescid-i Aksa'da Süleyman Tapınağı'nda hava tarafı, doğu tarafını sembolize edeceğini açıklayacağım inşallah. İnşallah. Çünkü o kadar güzel şey söylediniz ki beni anlatıyorsunuz sanki. Sağ olun. Ben henüz Beytullah'ı görmek nasip olmadı ama Ben de. ekranda her gördüğümde böyle bir içimin aktığını, oraya karşı böyle bir müthiş bir enerji aldığımı hani o beyaz camda bile hissediyorum. Ama detayları konuşacağız. Sevgili dostlar sizler de bu sohbete katılmak isterseniz hocamızdan güneş haritası değil mi? Doğum Doğum haritaları. haritası yapmasını isterseniz bize bağlanabilirsiniz. Ekranın hemen alt köşesinde yönetmenim sizler için hatırlatacak. Gerçi her zaman söylediğimiz gibi siz artık biliyorsunuz bizim telefon numaralarımızı. Ama ben bugün öncelikle tatlıyı yapmakla başlayayım mı? Olur, hadi buyurun. bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Listemiz ekrana gelsin ve malzemelerimizi karıştırma kabına koymaya başlıyoruz efendim. Hemen şöyle bir kabım var. Biraz ses yapacağız. Ama olmazsa olmazlardan. Efendim 8 adet yumurtamız var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 1 su bardağı kremamız var. 1 su bardağı da sıvı yağımız var. Açlık sıvı yağımız var. Ustasından un ölçümü var. Bir de bir kabartma tozumuz var. Süslemek için de Hindistan cevizi. Ben biraz sanatsal çok çalışıyorum. İlle bir yerden bir son dokunuş, son imza atacağım. Evet. Atmazsam ruhum rahat etmiyor. Efendim öncelikle 8 adet yumurtamızı kıralım. Evet, astroloji çok önemli aslında. Benim de çok sevdiğim bir dal. Bizim günlük yaşamımızı da çok etkilediğini ben düşünüyorum. Hani birçok insan artık öyle bir şey oldu ki hani astrolojiye göre de toplantılarını, seminerlerini, değil mi? Bunları da ayarlıyorlar. Bunu Doğru. ben çok sıkça duyuyorum ve bizi nasıl etkiliyor? Bir ön Şimdi bilgi olarak tabii verelim mi? söyleyelim. Şimdi mesela bugün bilimsel olarak kanıtlandı. Mesela ay gökyüzünde dolunay olduğu zaman insanlar etkileniyor bundan. Mesela en fazla cinayetler o dönemde oluyor. İnsan ister istemez öfkelenmesi mesela özellikle yengeç burçları, yükseleni yengeç olanları ben uyarıyorum. Dolunay olduğu zaman en fazla etkilenecek olan burçlar onlar. Çünkü dolunay olduğunda biraz gergin oluyor insanlar ve dolayısıyla istemedikleri şeyleri söyleyebiliyorlar ya da yapabiliyorlar. Hani bununla ilgili
bir sürü Hollywood'da film de yapılmış, kurt adamlı filmler. Evet. Bol bol kurgulandı bu. Bu sadece ay için böyle. Kainatta büyük bir hareket var. Yani biz sabit duruyormuş gibi zannediyoruz her şeyi ama atomlardan ta galaksilere her şey hareket halinde. Mesela galaksimiz Samanyolu saatte 2,5 milyon kilometre hızla hareket ediyor. Yine aynı şekilde Güneş'e baktığımız zaman 800 bin kilometre hızla gidiyor yine saatte. Dünya 108 bin kilometre hızla gidiyor. Güneş'in etrafındaki dönüş hızı bu. Mesela yine Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızı 1680 kilometre ki bu bir saatte aldığı süre Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna bir saatte dönüyor. Yani hareketi hızını düşünmek babında söyledim. Biz de dönüyoruz. Mesela Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Tavaf yapıyoruz. O tavaflar aslında her bir çok güzel anlamları olan şeyler. Biz dönüyoruz ama niçin döndüğümüzün farkında değiliz. O Kabe öyle duruyor ama niye öyle duruyor? Onun gücü ne? Değil mi? Onun işte yansıttığı sembol ne? Bu konu üzerinde pek fazla kafa yormamışız. Ben sonradan İslamiyet'i seçen bir insandım. Yani önceden ateistlikten gelme, sorgulaya sorgulaya İslam'ı seçen birisiydim. O yüzden kafamda bir sürü soru vardı benim. Bunlardan peki, hangi kilit nokta sizin ateistlikten? Yine ilginç bir şey, dönen bir şey, atom. Çünkü atomlar da lise döneminde atomlar kendi aralarında redoks dediğimiz bir şey vardı, denklem. Mesela elektron alışveriş yapıyorlardı. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de bu elektronların proton etrafındaki o hızlı dönüşlerinde birbirlerine çarpmadan bir düzen içerisinde mikrokozmos dediğimiz o küçük alemdeki çarpışmadan dönmeleri. Bir de yani sanki düşünüyorlarmış gibi son yörüngede 8 tane olmaya çalışıyorlar. Bu sayede biz 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen atomuyla suyu içebiliyoruz. Çünkü son yörüngede 8 tane olmaya çalışmasalar suyu içemeyeceğiz ve ya durumumuz oldukça zor olacak. Bu arada hocam hemen izleyicilerimizde yeni açanlar olmuştur. Ne yaptığımızı bir kez hatırlatalım. Tabii buyurun. Efendim Rewind tatlısı yapıyoruz. Şu ana kadar karıştırma kabımızda 8 adet yumurta koyduk. 1 su bardağı toz şeker koyduk. 1 su bardağı çiçek ayçiçeği yağı koyduk. Bir de 1 su bardağı krema koyduk. Şimdi çok hızlı bir kere bir karıştırmak istiyorum. Çünkü tabii buyurun, ses yavaş yapıyor. Tatlıyı hemen koyup pişirmemiz gerekiyor. Evet devam edelim. Atom dediniz. O şimdi bu atomlar öyleydi ki kendi mesela hidrojen. Bir tane elektronu var, bir tane nötronu var, bir tane şeyi var. Protonu var. Diğerleri farklı farklı. Bir sistematiğin içerisinde gidiyorlar. Bunların fiziksel ve kimyasal kurallarını kim koymuş? Mesela bunları düşünmeye başladım. O zamana kadar bir de egzistansiyalist, yani varoluşçu görüşe savunuyorum ben o zaman. Fakat bir de Big Bang dediğimiz büyük patlamanın büyük arkasında, evet. Bu çünkü varlığın bir başlangıcı olduğunu söyler. Ve 6 saniyelik bir patlamayla evren oluştuğunu görüyoruz. 6 saniyeyi biz Kur'an'da ve Tevrat'ta şöyle görüyoruz. 6 gün diye. Tevrat'a geçelim hocam ama bir telefonumuz varmış. Hemen izleyicilerimiz bağlanmak istediler. Çünkü konu çok dikkat çekici bir konu. Evet. Efendim buyurun bizi kim arar? Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Çok teşekkürler ediyorum efendim. Gündüz değil mi? Sündüz. Sündüz. Evet Sündüz. Artvin'den arıyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun konuğuma sorunuz var zannediyorum. Evet sorum var. Ben akrep burcuyum. Önümüzdeki aylarda işte akrep burçlarını neler bekliyor? Geçtiğimiz yıl Satürn'deydi. Zannediyorum bayağı böyle zorlu bir seneydi akrep burçlar için. Bir de bir tane rüyamı anlatmak istiyorum. Rüya tabirlerini de yapıyor konuğunu biliyorum önceki programlardan. Evet. O bayağı sıkı takipçi. Evet, izleyicimiz var, evet. Maşallah. Bu arada siz rüyanızı anlatmadan önce ben kaşıkla ustasından un ölçümü diyeceğim ya onu atmaya başlıyorum. Siz buyurun efendim konuğumuza rüyanızı anlatın. Rüyamda çok güzel, çok önemli benim için.
Peygamberimizi gördüm rüyada. Böyle geniş bir yatakta, Kayrola da sanki ölmüştü. Maşallah, mübarek olsun. Maşallah. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sanki ölmüştü. Kardeşime de diyordum ki başucuna geldik. Bak bu peygamberdir, bunun yanında çok edepli ol dedim. O arada da kendi kendime diyorum ki peygamber asla ölemez. Yüzüne böyle dikkatli baktım. Göz kapakları kıpırdadı. Daha sonra da dirildi, oturdu. Ondan sonra da ben uyandım rüyadan. Buyurun. Rüyanız hayır olsun önce. Allah hayır etsin. Şimdi sağ olun, teşekkür ederim. Rüyalar biliyorsunuz ve psikolojik rüyalar var demiştik. Önceki programları izlediyseniz. Evet, biliyorum. Rahmani rüyalar var demiştik. Evet. Eğer uyumadan önce çok fazla Peygamber Efendimiz'i düşünmüşseniz bu konuda rüyada görme ihtimaliniz artar. O da psikolojik rüyadır. Ama evet, rüyanızı rahmani bir rüya olarak değerlendirirsek Peygamber Efendimiz'i her şekilde inşallah görmek hayırlıdır. Bu fakat şu söz çok önemli, sizin söylediğiniz, demişsiniz ki Peygamber Efendimiz ölemez. Bu sözün aynısını Hazreti Ömer de söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin vefat ettiğini duyduğunda hayır, o ölemez diyor. Kim o öldü derse kılıcını çekiyor, evet, onun kafasını keserim diye bir anda kendini kaybediyor öfkesiyle. Hı hı. Çünkü kabullenemiyor onun vefatını. Çünkü birlikte çok güzel anıları geçmiş. Hı hı. Onun vefatı onu çok sarsıyor. Hazreti Ebu Bekir orada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki... Bu arada hocam ben böyle arada vereceğim tabii, sözünüzü. Buyurun, lütfen, tabii, çünkü buyurun. Bir yemek programı biliyorsunuz. Tabii, buyurun, buyurun. Efendim 15 yemek kaşığı un dahil ettim. Bir kabartma tozunu dahil ediyorum. Bir iki kaşık daha undan dahil edip bunun işi bitiyor hocam. Buyurun devam edin. Evet. Şimdi Hazreti Ebu Bekir orada şöyle söylüyor. Kim diyor... Allah'a iman ediyorsa, Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez. Ama kim Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Hazreti Muhammed öldü diyor orada o söz. O söz çok önemli bir söz. Bizler genel olarak ümmet olarak, Müslümanlar olarak maalesef şu yanılgıyı çok fazla yapıyoruz. Fatiha suresinin sonunda bulunan sapanlar bölümünde sapkın bir şekilde, çok aşırı bir şekilde peygambere dua edenler bile var. Ya Rabbi deyip arkasından da Ya Resulullah diye elini açarken dua eden insanları duyuyoruz yani camilerde filan. Bu bilmeden yapılan bir şey. Bir de algı meselesi bu. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz bizim için çok büyük bir örneklik. Zaten o yüzden önce kelime-i şehadette abduhu sonra Resuluhu denir. Abduhu dediği için kul yönünü örnek almamız gerektiğini, sünnetin kişiliğini örnek almamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Yani komşusu açken tok yatmamak. Öbürü ise sünnetin kimliği ise o çok sarık takmak, sakal uzatmak. Aslında bu o zamanki Arap toplumlarının da çokça kullandığı semboller. Fakat biz Müslümanlar olarak hangi çağda olursak olalım ilk önce sünnetin kişiliğini dikkate almamız gerek. Yani Peygamber Efendimizin ahlakını, abd yanını, Resulullah tarafı ikinci kısımda. Lütfen dikkat edelim buna. Ama biz toplum olarak geleneksel İslami anlayışımızda hep getiriyoruz konuyu Peygamber Efendimiz'in şefaatçi yanını köpürtüyoruz. İşte kainat onun için yaratıldı tezi de kullanılıyor maalesef. Halbuki Allah kainatı kimin için yarattığını Kur'an-ı Kerim'de bir surede şöyle söyler. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım anlayışı vardır. Ve biz Kur'an-ı Kerim'den de gördüğümüzde hayatın bir sınav yeri olduğunu görüyoruz. Ve bunun için yaratıldığını. Ve Rabbü Teala Allah'ım, ilahım dediğinden dolayı ahlaklı olduğu için yaratmak durumunda. Çünkü sözünde durur Allah. Sadıkal vaattir. Dolayısıyla yaratılışın nedenini Allah'ın ahlakiliğinde görebiliriz. Ahlaklı olduğu için sözünde durur. İngilizce öğretmeniyim deyip de İngilizce bilmemek olur mu? Ya da aşçıyım deyip yemek yapamamak olur mu? Dolayısıyla insanlar bunu ahlaklı olduğu için şunum deyince onu yapması gerekiyorsa koskoca Rabbü Teala da ben Allah'ım dediği zaman yaratır. 99 ismim var benim deyince avuçlarımızın içine kazınmış olan 81 ve 18 olarak ki o yüzden ellerimizi açıp dua ediyoruz zaten.
Allah da hay olan adıyla yaratır, musavvir olan adıyla benzersiz tasvir eder, sani olan adıyla sanatını gösterir. Bunları yansıtacaktır. Tekrar dönecek olursak rüyaya, burada dinleyicimizin şunu göz önünde bulundurması gerekir. Sünnet perspektifini biraz gözden geçirmesi gerekiyor. O yüzden Peygamber Efendimiz vefat etti ama onun kişilik sünneti yaşıyor. Onu örnek almamız gerekiyor. Bu noktada bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan akrep burçlarıyla ilgili söylediği güzel bir şey vardı. Takip ediyor sanırım Sündüz Hanım da gezegen hareketlerini. Gerçekten ayetin bir tanesinde şöyle der. Biz o zor günleri sizin aranızda döndürürüz der ayet. Hakikaten bir bakıyoruz. Bir dönem bir burçlar sınavlar yaşıyorlar. Başka bir dönem başka burçlar sınav yaşıyor. Geçen dönemde 2012 ile 2012 Ekim ayından başlayarak 2014 Aralık ayına kadar akrep burçları ciddi sınavlar yaşadılar. Ben ilk televizyon programım olan, Türkiye'deki ilk televizyon programımı 2011 yılında yapmıştım. O zaman devleti de uyarmıştım. Çünkü devletin burcu da akrep burcuydu. Ya 2011'de şunu demiştim. Yani önümüzde zor bir dönem geliyor. Hemen ben şunu yolculuğunu başlatayım. Ben de bu arada anlatayım. Buyurun, 2011'de söylemiştim o zaman. Hakikaten zor dönemler geldi. Türkiye çok sıkıntılı bir dönem atlattı. Hala o dönemler biraz devam etse de hafifledi diyebiliriz. İnşallah daha düzgün, daha iyi günlere hep beraber gideceğiz. İnşallah. Ama ben zor dönemin atlatıldığı düşüncesindeyim. Çünkü o iki yıllık dönemde gerçekten büyük badireler vardı. Allah'a şükür şimdi yok. Akrep burçları şu anda biraz daha gelirlerde bir sıkıntı yaşama durumları söz konusu. O yüzden harcamalara biraz dikkat etmelerini tavsiye ederim. O yüzden mesela kredi çekerken zaten faiz haram. Sadece faiz almak değil, faiz vermek de haram. O yüzden olabildiği kadar faizden kaçınmak gerekiyor. Faiz toplumun ekonomik yapısını büzüştüren bir yapıya sahip. Zekatsa arttıran bir yapıya sahip. Nasıl? Mesela zekat verilince zenginin elinde bir sürü para var, stok. Ondan bir miktarını tutup fakire verdiği zaman o para zaten sirkülasyona katılıyor, dönüşüme. Bu da resesyon dediğimiz ekonominin durağanlığını engelliyor. Ama işine gelmiyor günümüz ekonomistleri bunları söylemek. Çünkü onlar marjinal fayda teoremini ballandıra ballandıra anlatırken zekatın marjinal faydaya, paranın marjinal faydasına olan katkısını, resesyonu engellemesini, işsizliği engellemesini aslında çok güzel anlatabilecekken, hatta bunlar bir tez konusu bile olacakken hiç değinilmiyor bu konulara. Hiç değinilmiyor diyoruz. Tamam. Bir virgül koyalım, devam edeceğiz hocam. Şimdi efendim ikinci yemeğimize geçelim. Ne dedik? Büftek yapacağız dedik. Büfteğimizin ben aslında üç kademeli, yine üç kademeli lezzetler yapıyoruz bugün de. Milföy hamurumuzu şimdi bu aslında belki birçok hanım evlerinde buluş olarak yapmışlardır, denemişlerdi ama ben bir gün ehli keyif mutfakta böyle keşiflere çıkıyorum. Hani Kova burcunun hayal gücü çok yoğundur ya, siz çok daha iyi bilirsiniz. Dedim ki farklı bir sunum yapalım. Efendim milföy hamurlarımızı ben pişirdim. Peki bunu nasıl pişirdik? Yani milföy hamuru kabaran bir hamur. Sonradan kabarıyor yani. Tabii tabii, ısıyı gördüğü zaman yağlı bir hamur olduğu için sıcaklık çok, eğer güzel bir dengeli bir sıcaklığa şey yaptıysanız fırının... Kresanda mı bundan yapılıyor? Tabii yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama bunu nasıl yaptık? Onu hemen göstermek istiyorum ben izleyicilerimize. Efendim iki tane böyle tepsimiz var. Hemen paylaşalım. Ben burada geldiğimde nasıl pişirdiğimi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İki aynı ölçüde tepsimizi yağlı kağıdımıza... hiç çıkarmadım da, hani birebir orijinal halde göstermek istedim. Milföy hamurlarımızı çok az yağla yağlayıp 4 adet veya 3 adet koyduktan sonra yine bir yağlı kağıdı üstüne koyuyoruz ve böyle ağır bir denge. Bastırdıktan sonra hiçbir yerden hava almayacak, bastırıp bu şekilde fırınımızda pişirdik. Ki bu tabak görüntüsünü verebilmesi için. Hanımlar anladınız değil mi dostlar? Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın hiç yıkamadan direkt size gösterdim. Evet, şimdi bu milföy hamurlarımızın da büftek kısmı var. Büfteği de ben marine ettim.
Onu da hemen göstermek istiyorum. Nasıl marine ettik? Et marine olmayı sever. Ettiğiniz zaman da marine çok daha iyi sonuç verir. Marine nedir? Marine terbiye etmek. Yani zeytinyağı, süt, yoğurt, sirke, evde ne varsa bunlarla bir karışım yapıyorsunuz. Bir de karabiber. Dönerciler de öyle yapıyor herhalde. Tabii dönerciler de. Etin dinlenmesi şarttır. İyi bir sonuç alabilmek adına. Karabiber atıyoruz. Karabiberin keskin bir baharat olduğu için eti pişirmeye de başlıyor. Bakın rengi değişti. Görüyor musunuz? Evet, ben bir de iki tane de, iki üç tane de defne yaprağı attım. Çok az tuz atacağım. Öncesinde atmadım sıkma yapmasın diye. Şimdi çok az tuz atacağım. Ve bunu tavada pişireceğiz. Çünkü incecik, bakın tül gibi. Hiç herhangi bir kaynatma yapmayacağız. Tavada bunu pişireceğiz. Çok az şöyle tuz lezzetlendirmesi adına. Evet, şu şekilde birbirine geçsin etlerimiz. Defne yaprağı da güzel bir aroma katıyor. Evet. Bu kadar alanınız geniş iken mutfağa girmez, hani bir yemek programındasınız, bunu sormak isterim. Mutfağa girer misiniz, yemek seçer misiniz? Ben nadir. Nadir. Evet, bunu da şöyle bırakmak istiyorum. Şimdi ocağımı yakalım. Hemen burada benim 50 gram kadar tereyağım var. Bunun yaklaşık 25 gramını şimdi soğanımı ve biberlerimi kavurmak adına eritiyorum. Evet sevgili dostlar, bize ulaşın lütfen. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa biliyorsanız değil mi, doğum haritanızı çıkartabilmek için. Şimdi gün, doğum haritaları, saat çok önemli değil mi tarih? Şöyle bir şey doğum haritası. Evet benim çıkardı ekranda. Şimdi onu bütün beni deşifre edecek. Bu şimdi. Aynur kim? Nasıl, problemli bir bayan mı? Aslında doğum haritası. Bir daha göstermenizi tabii istiyor. Tabii göstereyim şöyle, evet, mi? Şöyle göstereyim mi? Yakından. Şu tarafa mı? Tamam. Şu şekilde bir doğum haritası bu. Eskiler aslında buna şey derlermiş, eski Müslüman astrologlar, yıldızname. Yıldızname, evet. Sonradan yıldıznameyi şeyle karıştırmışlar, işte Ebced hesabıyla Kur'an-ı Kerim'de üzerinden geleceğe yönelik bir şeyler bulmaya karıştırmışlar. Hocam bir telefon daha varmış. Tabii, buyurun. Efendim, alo Gülşah, Gülşah Yaman mı dediniz? Evet, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Geçenlerde de katıldım ama astroloji olunca hiç kendimi tutamadım. Buyurun, hoş geldiniz. Tekrar yeniden katılmak istedim. Kolay gelsin size de Aynur Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ben de Ayhan Bey'e burcumu söylemek istiyorum ya da doğum haritamı öğrenmek istiyorum. Çünkü ben de çok yakından ilgileniyorum. Yani ilgileniyorum derken böyle hani işte burcumun getirilerine bakıyorum. Hani ilgi alanım sadece o kadar. Merhabalar Ayhan Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ne burcusunuz? Ben Başak. Peki burcum nasıl Başak. Bir Başaksınız? Mesela Aslan'a yakın bir Başak mısınız? Yoksa Terazi'ye yakın bir Başak mısınız? Yoksa tam ortada mısınız? Mesela 26 Ağustos'ta doğan da bir Başak'tır ama Aslan'a yakındır mesela. Bunun gibi. 19 evet. Eylül'de doğan da mesela Başak'tır ama şeye yakındır, Terazi'ye yakın. Yakın. Benim de 11 Eylül Ayhan Bey. Aslan'a yakından kasıt eğer bir raz lider ruhluluk falansa galiba Aslan'a yakın. Yani yönetilmekten hiç hoşlanmadım. Hep her yerde böyle organize eden bir tarafım vardır. Peki şey ne? Sizin yükseleniniz ne? Yükselenim yani yanılmıyorsam kova. Saat kaçta doğdunuz? Saat akşam 18'de. Akşam 18'de doğduysanız evet, kova olma ihtimalini arttırıyor bu. Çünkü Başak'ın zıttı balıktır biliyorsunuz. Akşam saat 5 ile normalde 7 arasında doğanlar da tabii bölgesine göre de değişiyor. Balık olur ama bir önceki burçta da mesela balıktan kova. Şimdi Başak'ı incelersek, Başak burçları detaycı bir burç mesela ya, kafa olarak. Önemli gezegeni Merkür. Ve saçma sapan konuşanlardan pek hoşlanmayan bir burç. Detaycı bir burç. Evinde titiz oluyorlar genelde Başaklar. Önemli gününüz sizin çarşamba.
renginiz sarı. Zayıf tarafınızsa insanlarda çok fazla armudun sapı, üzümün çöpü deme durumu var. Detayları çok gördüğünüz için. Kulların kusurlu olduğunu bilmek gerekiyor. Kullar kusurlu olduğunu, yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bunu anlamamız lazım. Yükseleniniz kova olarak baktığımızda da yine hava grubu. Bilgiye önem veren bir burçtur kova burçları. Bir de balık da öyle. Balık stok eder bilgiyi su grubu olduğu için. Size tavsiyem yani bilgiye önem verirsiniz zaten. Şunu demenizi tavsiye ederim. Rabbim bilgimi arttır. Bu önemli bir dua olur sizin için. Bilgiye önem veren bir kişi olduğunuz için. Size yakın gelen burçlar biraz oğlak ve boğa olabilir. Yükselenleri de terazi ve ikizler yine olabilir. Fakat sizi farklı düşündüren bir burç olması lazım etrafınızda. O da mesela balık, yükselen aslan. Aslan, yükselen balık tamamen sizin 180 derece karşınızda olan burçlar olduğundan dolayı. Dolayısıyla sizi farklı düşündürüp düşünsel tavaf dediğimiz 360 dereceden düşünme. İzleyicimize teşekkür edelim. Biz devam Evet. edelim. Çok Ben teşekkür bir şey ederiz söylemek efendim. istiyorum ama son kez. Buyurun. Buyurun. Eşim ve Kova burcu, onunla da ilgili bir şeyler duymak isterim. Hani Başak Kova. Gerçi hani Kova. artık 13 yıl olmuş evleneli. Ha şimdi Yani şey biraz. olmuştur. O yükselen de mesela neyse yükselende de geçiş oluyor biliyorsunuz. 30 yaşından sonra insan daha çok yükselenin etkisinde. Aynur Hanım da mesela normalde Kova burcu ama yükseleni yengeç ve aslana yakın. Hemen Şimdilerde şunu daha fazla söylemek yengeç etkisi istiyorum, beni almışsınız. yayından hemen almadan söyleyin Gülşah Hanım, çünkü iki çok konuda az da bam kaldı, teli reklama denk geçmemiz geldi çünkü lazım. Ayhan Evet. Bey benim hakkımda, birincisi dedi ki hani affedemiyorsunuz. Ben şunu söylemek Hayır, istiyorum, affedemiyorsunuz 32 demedim. yaşındayım. Unutmamak Ya meselesi. evet, yani işte ona benzer. 32 yaşına kadar ben çok affettim, hiçbir şey görmedim ama bugünden sonra bu konuda özel bir şeyler duymak istiyorum. Artık hiçbir Haritanın şeye tahammül edemiyorum. Yani şimdi affedemiyorum. Gerçekten affedemiyorum. Peki ben teşekkür ediyorum. Sizi dinleyeceğim. biz teşekkür Kolay ederiz gelsin efendim size. bizi aradığınız için. Şimdi kısa bir araya gidelim. Tabii. Aranın hemen ardından bu konuya devam edeceğiz. Gülşah Hanım'ın sorduğu soruları cevaplandıracağız. Ben biberlerimi de dahil edeceğim ve kavurmaya devam edeceğim efendim. Kısa bir ara. Aranın hemen ardından biz burada sizleri bekliyor olacağız.